Geliyor mu? Geliyor. O bu arada Şahin'in kanka. Hangisi? Bu giydiğin. O senin mi? Hı -hı. Burada ne geziyor? Ben getirdim. Sen kıyafetlerini buraya mı getirdin? Sadece bunu getirdim. Işık çok kötü. Harika harika. Işık çok kötü. Daha ne kadar kötü olabilir ya? Ne kadar kötü olabilir? O daha ne kadar iyi olabilir? Uf, kendimi görmüyorum şu an ben. Tamam. Çarptırma. Yine çarpıyor. Bak şimdi oldu. Aynı etki aslında. Sen sadece biraz daha beyazsın. <laughs> Böyle iyi bir... Yukarı kaldır. Yukarı kaldır. Kaldır kaldır. Tamam böyle iyi. Herkes selam canlar. Şu an kendimi bir hapiste gibi hissediyorum. Orası ayrı bir konu. Bugün Erşen Kuneri dizisini yani Cem Yılmaz'ın yeni yaptığı diziyi sizinle beraber yorumlayacağız ve inceleyeceğiz. Evet. Cuma Sarı Bey. Evet. Dizi nasıldı? Merhaba. Öncelikle yeni uyandım. Saat 10.30 <laughs> bu arada. Sabah değil akşam. Günaydın arkadaşlar. Öncelikle şöyle. Ben diziyi çok beğendim. Zaten bildiğimiz klasik Cem Yılmaz filmleri. Hı. Mükemmeldi. Abi alttan alttan laf sokmalar var. Siyasi açıdan? Siyasi açıdan mükemmel laf sokmalar var ki yerine teslim gerek, adrese teslim. Direkt adam adrese teslim, laf sokmalar yapmış. Ondan sonra topluma hitap etmiş. Yani toplumun eksikliklerine veya saçma sapan şeyleri abartın. Bizim toplumumuz biliyorsun saçma sapan şeyleri abartır. Yani çoğunlukla. Öyle bir toplumuz onları da bir sokuşturmuş. Sokuşturmuş dedim bunu yanlış anlamayın. Yani işte bildiğiniz... Çakmış. Çakmış. Aynen öyle. <laughs> o çok yanlış anlaşılmayacak bir şey değil. <laughs> yani, mükemmel bir kadroyla çekmişler. Gerçekten. Kadro harbiden iyiydi. Kadro orada. mükemmel bir kadro. Uras, Uraz var. Çağlar Çorumlu ezgi, var. Ezgi Mola var. Ondan sonra onun yanında oynayan birisi vardı. Neydi? Masumlar Apartmanı'nda oynuyordu. Evet. Kadının suratı aynı şey gibi. Ee, nasıl denir ona? aşağılama açısından söylemiyorum ama sünger gibi. Evet. Korkunç. Hı. Zombi gibi ama. Normalde kadın güzel birisi. Evet. Masumlar evet. Apartmanı'nda sadece çirkin. Yani. Kadrosu mükemmel. Sonra şu beyaz saçlı abimiz var ki abimiz demeyeceğim amcamız diyeceğim adamın ismini unuttum. İnşallah duymaz bunu görmez bir yerde. En fazla öldürür. O aktörümüz şey demiş gibi gibi Türk sitcom dizileri arasında en iyi dizidir diye. Bu da şöyle bir şey demiş. Bu abimiz Twitter'da şöyle bir şey yazmış. Gibi gibinin e, Erşen Erşan Kuneri gibi olması için kırk fırın ekmek yemesi lazım. Doğru. Tarzında bir şey demiş. Kesinlikle doğru mu? Doğru. Evet. Gibi gibi izlemedim ama böyle bir laf eden birisinden. <laughs> Last sokacak böyle filme eleştirecek böyle kötü diyebileceğim herhangi bir yer yok yani. Nasıl ben çok beğendim. Abi kadro mükemmel, çekimler mükemmel. Dekor. Onların ele alınışı mükemmel. Dekorlar efsane ötesi bir şey. Abi yani. dekorlar harika. Abi ben de dekorlara bayıldım. Sonuçta her bölümde farklı bir şey çekiyorlar, farklı bir hikaye var, farklı bir konuyu ele alıyorlar. Ve bunu mükemmel bir şekilde, kısa bir şekilde, öz bir şekilde anlatıyorlar. E, sitkom kanka, normal sitkom dizisi. Genellikle sitcom dizileri 20 dakika olur bu arada. Evet. Hani şeyler fa falan var ya, zengin kız, zengin kız zengin kız fakir o olan. oğlan. Şey. bunun gibi Türk dizileri aslında sitcom dizileri ama TRT'nin, TRT demeyeyim, rütün şeyine maruz kaldığı için bunları iki buçuk saate, bir buçuk saate çıkarıyorlar. Aynen, aynen. Cem Yılmaz ne yapmış? Bunu hem gerçek hayattakilerini almış hem de filmdeki Hı. hayatlarını almış. Yani film setlerini, filmlerini ele almış. Bunu 50 dakika, 40 dakikaya çıkarmış. Bu sitcomu. Normalde sitcom dediğin dizi türü 20 dakika, maksimum 30 dakika olur. O kadar 50 dakikaymış, 1 saatmiş, 40 dakika olma. Benim düşünceme geçirsek ki, seninki bitti mi kanka? Benimki bitti, ben dayandım yani harfede. Laf sokacağım bir yer yok. He, dizi güzel. Ama şöyle bir sıkıntımız var abi. Bu Cem Yılmaz'ın zaten yaptığı bir iş. Ben Cem Yılmaz'ın girdiği bir işte yani yaptığı bir işte ve ben o işi izlediğimde gülmemezlik edemem. Ya bu adam güldürmede master seviyede. Gerçekten iyi güldürüyor. Ona bir lafım yok. Ama Cem Yılmaz hep güldürüyor. Ha şöyle bir nokta var ki hani Cem Yılmaz'ın başka işlere dair bir potansiyeli yok mu? Alakası yok abi. Bunu ben en fazla Erşan Kuner'de gördüm zaten. Adamın diğer filmleri de harika. Ama en fazla Erşan Kuner'de gördüm. Buzdolabı osurdu. Onun adı neydi? Erşan Kuner'de nasıl gördüm? Adam bize Süpermen'i gösterdi. Kuru Murat'ı gösterdi ıslak olmayanından. arabesk film gösterdi ki bu arabesk filmde Hakan Muhafız'dan daha iyi aksiyon sahneleri vardı bak bu arada net yani harbiden net Hakan Muhafız'dan daha iyi aksiyon sahneleri vardı yani adam düşünmemiş abi kısa göz, aksiyon sahnesi olacak demiş yapmış Hakan Muhafız'dan daha iyi olmuş Hakan Muhafız'a buradan selamlarımı bile iletmiyorum ara yani Türk sinemasının İleriye gidememesinin asıl sebebi sizlersiniz. Gerçekten sizlersiniz. Onu senaristlerin ellerinden öpüyorum. Biz genç radyo televizyon sinemacılar olarak Cem Yılmaz abimize örnek alacağız. Onun gibileri örnek alıp bu yolda ilerleyeceğiz. He. Cem Yılmaz dediğim gibi adam her girdiğimiz işte bizi güldürüyor. Benim demek istediğim şu Cem Yılmaz gerilimli bir film yapsın. Aksiyonlu bir film yapsın. Korku dolu bir film yapsın. Ki bu adam yapar. Gerçekten. Ebenin avını yaptı ya. Ebenin avı işte. Tamam işte korku. E benim alım. Ya kanka onu sadece Sitcom'da yapıyor. Ben gerçekten Cemil Nazım'ın korku film yapmasını er, erotik, istiyorum. Erotik şey de film de yaptı. E, erotik de yaptı. Fakbali. arada Erşen Kuner'i gerçekten izleyin arkadaşlar. Ya, dizi güzel. Bak dizinin bir güzel olmasının diğer sebebi de şu, bu bu dizi spin-off bir dizi. Arog olması lazımdı. Şu ilk bilim kurgu filmi hangisiydi? Ya Gora ya Arog. İkisinden biri. Neden? İkisini de ben sürekli karıştırıyorum. Bu karakter işte orada bir 5 dakika mı 2-3 dakika mı ne gözüküyor. Sonra işte bunu polisleyip tıkıyorlar götürüyorlar. Hapishane ki dizinin ilk sahnesinde de Erşan Kuneri hapishaneden çıkıyor. Evet. Ya bu da işte o Gora ya da Arog'a ikisinden birisine bir gönderme. İlk bir gönderme. ki Bu karakter hikayesini oluşturmak da güzel bir şey. Erşan Kuneri diye bir karakteri 3 dakika gösteriyorsun. 20 yıl sonra mı? 10 yıl sonra mı? Ne? Evet. Buna bir spin-off dizi çekiyorsun lan. Mükemmel bir şey abi. Ve adam şöyle çıktığında şey olarak tanınmış bir adam hani. Ne? Ee, seks üzerinden tanınmış. Yani seks filmleri çeken bir adam. Ya pornocu. Yani direkt yani. Öyle yani. Daha sonradan adam artık farklı bir şeyler yapmak istiyor. Ve bunu her bölümde gösteriyor. Ta ki ödül alana kadar. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Yani dizi adı üstünde karakterimiz porno film yöneticisi gibi bir şey yani film yönetmeni erotik film yönetmeni adam aynen, aynen. hatta ana karakteri de ağzına Çok verdim diye he, ağzına verdim diye etrafta dolaşıp dolaşıp duruyor abi bu tarz bir filmde ya seksiz şaka olmadan bekleyemezsin bunu hem kız üstünden hem de erkek üstünden yaparlar yani bu tarz dizilerde yaparlar neden film artı 18 filmin ana karakterinin görevi ne erotik film yönetmeni. Evet. Ve sen bu filmle ne bileyim ahlaklı espri beklemen çok saçma bir mantık olur. Ve ayrıca Rütük karışmıyor. Yok be karışıyor. En son Friends'e şey dediler ya. Ha, şey, evet evet. Pardon. <laughs> hatta orada da bunu Netflix'te bile söyletmiyorlar. He? Çağlar çorumlardan oradan dördüncü evet. boyutu bir kırıyor çat bitti. Adam böyle diyor. Bunu Netflix'te bile söyletmezler Aman ha, <gülüyor> <gülüyor> Adamlar haklı abi. Yani Türk sinemasının gerçekten ileri gidememesinin sebebi yani biz küfür olsun demiyoruz. Ama hani bırakın da... Özgün iş yapalım. Özgün iş yapılsın. Aynen öyle. Heh. Yani benim demek istediğim hani seksiz şaka olmamasını beklemek saçmalık olur. Ki filmde böyle bir yorum yapılsa yani seksiz şaka vardı işte kadınları Aa, kapıyı kırdı. Kadınlarımızı işte aşağılıyorlar falan diye. Alakası yok oğlum. Film dizide şey sahnesi bile var. Erkeklerin yani hıyar örneğini alarak. En sevdiğim sahne. <laughs> Hıyar örneğini alarak erkeklerle bile dalga geçiyorlar. Ben orada kendi hıyar. Ne? Hmm, neydi? İşte boyutlandırmış. Evet boyutlandırmış. Evet Ezgi Mola bunlara büyü yapıyor. Kendisine aşık olsunlar diye. Hıyarlara da şey yapıyor. Çivi takıyor değil mi? Evet. İşte her bir çivi çıktığında her karakteri bir şeyi arıyor. <laughs> i̇şte böyle. Ya işte Çağlar Çorulu şey diyor. Ne diyor abi onun ismi neydi? İşte abi en büyük benimki olmayacak ya seninki abi falan bizde de. Abi de. alınma, alın, alınmazsın değil mi? Allah, aramızda laf olmaz değil mi diyor. Daha sonra halbuki çağlar abi sana bu saygılarımı sunuyorum eyvallah yani. Ben eskiden siyahilere karşı böyle yapardım ama çağlar abi de maşallah varmış. Neyse. abi, hatta adam <laughs> Estetik yaptırmaya çalıştı. Küçültmek istedi. 14 bin lira tuttu lan. 14 bin değil. 134 bin lira. Ha 134 bin lira evet. mıydı ya? Yani abi. O da santim başına. Santim başına 10 bin lira dedi adam. Yani ondan sonra böyle hesaplama yaptı. 134 bin dedi. Santim başına 10 bin ise. <laughs> 134 bin bölü 10 yaparsan 13 santim adam kısaltacak. Abi ne kadar ki bu? <laughs> ne kadar ki bu? Yani merak ettiğimiz şey o değil. <laughs> ha, yani güzel bir yere değmiş. Ya nokta güzel. Yani seviyorum Or oradaki espriyi sevdim. Heh. Başka ne var? Ha. Fakbada'daki büyülü muhabbeti var mesela. Bizim toplumumuz genelde büyülere inanan bir toplum. Modern toba inanmak yerine saçma sapan büyücülere gidip de inanan bir toplum. Heh. Misal şeyde bir sahne var kanka. Orada o sahneleri çekmenin sebebi şöyle. Bir ara Twitter'da da baya bir ünlü oldu hatta bu hocam. Basıldı, yakalandı. Adam işte geçiyordu, kadınlar oynanıyordu, büyü yaptırıyordu. Ondan sonra işte onların orasına burasına dokunuyordu. Bir de para alıyordu bunlardan. Evet. Bu gerçek hayatta bir yaşanmış olay. Ona da vurgu yapıyorlar hani. Büyücelere inanmak yerine modern tıba inanın. Her zaman modern tıbın arkasında olur Çok mükemmel ve doğru bir vurgu yani. Yani yalancı hocalara inanmayın. Adamlar sizi dövüp dövüp ya da taciz edip şey yapıyorlar, onun adı neydi? Paranı çalıyorlar ki bu aralar Twitter'da bizim bolca takip ettiğimiz bir adam var. Kimdi kanka? Mesih'ti değil mi? Mesih, evet. Heh, bizim nereden çıkmaydı o? Edirne miydi? Ee, pek hatırlamıyorum ama yani bir şey demek istemiyorum. <laughs> Alkolü olarak. adam helal etti. Yani yani Mesih olarak. <laughs> Dizem bunlara da değiniyor, hem ona da değiniyor, buna da değiniyor. Evet, Siy ha, siyaset oluyor? ayağına da giriyor. Yani... Size iyi çaktı söyleyeyim. Gem abi mine işini yaptı. Size çok sağlam çaktı haberiniz olsun. Yani biz anlıyoruz. Siz de izlerseniz tabi. Ay ben küfürden hoşlanmam muhafazakarım demiyorsanız. Abi herkes muhafazakar olabilir. saygı. <laughs> Ama. Reyi nasıl izleyin, yaptı? İzleyin biraz da. İzleyin öğrenin. Yani, Farklı işler öğrenin. Şöyle bir şey var ki. Adam ağır bir sinema sever değilse. Erşan Kuner'i izlemesine gerek yok bence. Yani doğru o da doğru. Misal size şöyle bir film önerim. Ee, muhazakarlıktan değil de daha çok şey açısından düşünelim onun adı neydi. Bunu çocuğun izlememeli dediğiniz filmlerden birisi yani bu filmleri yapanlardan bir kişi Stanley Kubrick. Bu adamın Otomatik Portakal diye bir filmi var. Ki bu filmi hiçbir çocuğa izletmeyin. Gerçekten artı 18 seviyesi baya yüksek bir seviyede bir film. Yani Erşen Kuneri'yi gömüyorsanız eğer Aga sizin Stanley Kubrick'in otomatik portakalını da gömmeniz lazım. Oradan bu konuyu buradan buraya nasıl çektim değil de Cem Yılmaz gerçekten de güzel işler başarabilen birisi. Ya bistane kübrik değil. O kadar da değil. Yerini bilsin. Onun adı neydi? Cem abi duy bunu. <laughs> Demek istediğim şu. Cem Yılmaz gerçekten özgün işler yapmak istiyor ama benim Cem Yılmaz'la ilgili tek sıkıntım şu. Adam sadece güldürmeye çalışıyor. Yani Yılmaz Erdoğan ona ona demeyeyim daha doğrusu. Yılmaz Erdoğan ona gördüğü, ro verdiği roller gerçekten güzel roller ki bunlardan birisi neydi? Filmin ismini unuttum. Organize İşler. Organize İşler'in birinci filmindeki Cem Yılmaz hiç komik bir tip değil. Ha güldürüyor mu? Güldürüyor evet ama hiç komik bir tip değil. Bildiğin ağırbaşlı, manyak, sıkıntılı psikopatın birisi. Bir film daha var Şener Şen'le Cem Yılmaz oynuyor ki o. Cem Yılmaz orada da komik birisi değil. Film polisi ve gerilim üzerine bir film ve güzel bir film gibi bir şey. Yani ah muhteşem falan değil de güzel. O kadar. Yani demek istediğim şu. Benim Cem Yılmaz'dan beklentim şu ki adam bayağı yaşlandı ve bu arada bu adamın genç aktrislerle beraber karşılıklı rol aldığında birazcık sübyancılık hissiyatı geliyormuş gibi geliyor bana. Bana gelmiyor. Sanat için her şey yapılır. Sanat için her şey yapılmaz bence. Gerçekten adam yaşlandı abi. Kanka adama yaşlandı diyemezsin. Ona bakarsan ya burada kalk tutacağım Cem, Cem abi mi Adam sanat için yapıyor, diğeri gerçekten yapıyor. Hayır abi suçlamaktan değil. Ya sübyancılığa geçmiyor bence ya. Ya sübyancı dedi kanka 2 saniye gör bakalım. Hangi saniye Biraz... diyorsun kanka? Şey onun ismi neydi? Kadının adını unuttum. işte Ezgi Molayla masumlar apartmanında oynayan ablamız vardı ya. Sen kaç aldın yine? 40. Nasıl 40 nasıl 40 aldın lan? 40 aldım. Onu ben 30 aldım lan. Kanka 40 almışım. Çok mu yüksek amına koyayım? Ben nasıl 30 aldım ona kafesim. Ee, Merve Dizdar, Nilperi Şahin. Ha Merve Dizdar. Evet. Abi ben Nilperi Şahinkaya e şahsen şey olmadı. Onun ismi neydi? Hani o şu yancılık havasını almadım da. Merve Dizdar'da aldım şahsen. Gerçekten abi kadın çok genç duruyor. Kanka, Cem Yılmaz çok yaşlı ee, duruyor. Merve Dizdar, Nilperi Şahin Kayadan daha büyük. Evet. Ona rağmen oldu bu olay. Yani bu senin bakış açın. Bu arada bu filmde Bülent Şakra'nın yer alması harika olmuş. Ayrı bir hava katıyor. Ha o beyaz saç dediğim adam da Zafer Algöz adam. Zafer Algöz abi senin taşaklarını yerim. Açık ve netim bu konuda. İdolümsün. Alev var. Nasıl konuşuyorsun? Ha, abi o sahneye bayılıyorum ya. O sahneyi koyalım tamam mı? Eğer telif yemiyorsan o sahneyi koyalım. Abi mükemmel ya. Çağlar Torunlu bu arada kadınlar komiktir. Ben Twitter'da şey gördüm. Ya onu diyorsun değil mi? Evet işte kadınlar eğer komik olsaydı erkekler kadın rolüne girmezdi. Kanka film çok abartıyorsunuz. Mizah açınızı biraz değiştirin. Lütfen. Ondan sonra bir tane ablamız da giydirmiş. Eğer Hangisi? erkekler komik olsaydı kadın rolüne girmezlerdi. <laughs> Yapıştırmış bak ah. sana kaşınmışsa ne olur. Ha bir de 10 üzerinden 10 veriyorum. Maşallah yavrum. Benim bir de şöyle gördüm. eksik bir nokta var. Bu hatta ilk bölümde oldu. ikinci bölümde, üçüncü bölümde öyle bir şey olmadı da. Geçiş sıkıntısı var. Bir anda gerçek hayattan diziye geçtiler. Ama filme geçtiler. He direkt filme geçiyorlar. Evet. He. Mesela ilk şey adam geliyor diyor ki senaryo ta 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 böyle dağıtıyor senaryoları. Sen bu rolde sen hop dizi. Ben dedim bir an ne oluyor oğlum? Aynen ilk bölümde mantıklı. Yani. Güzel bir, Güzel, güzel yakalamışsın. Direkt film o. Onun dışında benim puanım 10 üstünden 8 abi. Niye 8? Ya dediğim işte Cem Yılmaz'ın hep aynı işleri yapması. Bir o, bir o geçiş sıkıntısı. Şöyle bir noktada var ki bu iki puanın kırılmasının en büyük etkeni gerçekten Cem Yılmaz'ın hep aynı işler yapması. Abi. Komedi ya, türü yapıyor adam. Abi sıkıldık. Komedi yapma. Ya da abi yok orada orada da laf giydirmişsin. Ne şey diyordu. Bu şekilde yapıyorum yine laf atıyorlar. Şöyle yapıyorum yine laf atıyorlar. Vesaire vesaire bırakalım adam kendi işini kendi yapsın. Siz <laughs> Karışıyorsunuz demesin bize. Abi sen devam et ya. Az bir ömrün kaldı zaten. Geberip gideceksin. <laughs> Biz yani senden ne kadar yararlanabilirsek o kadar iyi abi. Seni seviyorum abi. Mükemmeldi. Ayşem Kuneri'yi hepiniz izleyin. I love you.